Saygıdeğer izleyenler, geçtiğimiz günlerde yapılan denetimler sonucu bilinçli ya da bilinçli bir şekilde itham altında bırakılan ve daha sonra bakanlığın açıklaması sonucu isimleri geçmeyen güzel bir işletmemizin yetkilisiyle beraberiz. Yaşadığı olumsuzlukları kısa ve öz olarak ülke, ünye, kamuoyu ile paylaşmak istiyor. Önce kendisini tanıyalım. İsmim Hamdi Öztürk, buranın işletmecisiyim. Bakanlık da açıkladı öyle bir şey olmadığına dair. Biz zaten burada ayda bir geliyor, tarım numune alıyor bize. Zaten bu numuneyi ben kendi elimle veriyorum. Öyle bir şey olduğu zaman ben kendi elimle niye vereyim? Doğru. Kendimizden eminiz. Zaten bakanlık da açıkladı öyle bir şey olmadığına dair. Yani birilerinin kirli oyunu bu yani. Başka bir şey yok yani. Burada 30 tane eleman çalışıyor. Ailesini hesaba kattığınız zaman 200 tane insan ekmek yiyor. Yani biz 3-5 kilo etle, tavukla, biz bunlarla bizim ne işimiz var? Zaten işimiz iyi, çok şükür. Ünye arkada bizi seviyor, geliyorlar. Yani üstümüze kirli iftiralar atıldı. Bununla ilgili ben müşterilerimize de söylüyorum yani. Gönül rahatlığıyla gelebilirler yani. Öyle bir şey yok bizde. Kamuoyuna söylemek istediğiniz? Gönül rahatlığıyla gelebilirler yani. Öyle bir şey bizde yok. Biz kendimizden eminiz. İrşad tarıma da gitti, gerekeni söyledik. Bakanlık da açıkladı. Ya birileri üstümüze iftira mı attı, ne olduysa 6 yıldır burada işletme yapıyoruz. Yani şimdiye kadar çıkmadı da şimdi mi niye çıktı? 20 günde bir, ayda bir geliyor, numune alınıyor. Numuneyi kendi elimize veriyoruz. Şimdiye kadar yok da niye şimdi ama? Böyle bir olumsuzluğa başvuranlar, isim listeleri de yayınlandığına göre evet. Var mıdır? Olabilir mi? Bakanlık zaten her şeyi açıklamış yani. Vicdanlı karartanlar yapar diyorsun. Tabii vicdanlı karartanlar yapar. Niye yapmasın yani üstümüze? Birileri bize oynadı ama kim oynadı bulamıyoruz. Biz zaten mahkemeye de başvurduk, savcılığa da başvurduk. Gereken yapılıyor yani. Avukatlarımız gereken işlemleri yapmakta. Onunla uğraşıyoruz. Kim bunu yapmışsa ortaya çıkacak yani. Öyle bir şey yok. Elimize herhangi bir ceza kağıdı da gelmedi. Bir şey de gelmedi. Burada siz etle, kıymayla haşır neşir olduğunuza göre... Bu olay, bundan sonra makineyi alıp kendiniz yapacağınızı söyledi. Biz makinamızı da aldık. Bu olaydan beri biz şu an etimi ben her akşam kendim iniyorum aşağı, hazır et alıyorum. Geliyorum etimi kendim işliyorum. Öyle bir şey. Daha kasaptan zaten, kıyma almıyorsunuz. Güvenmiyorum artık hani bu olaylar oldu. Yarın öbür gün ne bileyim bir şey olmasın diye her şeye şimdiden önlem aldım. Şu etimi her şeyimi kendim işliyorum. Gönül rahatlığıyla herkes gelebilir yani. Peki. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.